Dinamakı sayfası olarak sürekli canlı yayın yapıyoruz. Abi zenginin ababı garibanları yapmayın kurban oldum. Hele hele AK Parti hiç yapmayın kurban oldum. Çok bellidir abi diye bakalım AK Parti mi kalmış abi benim ya. Kurban oldum. Yani şimdi bunu söylerken objektif diyoruz bunu. Yani 3000 TL'yi bulan aday. Birazdan bak. Kaldırmak istersen kaldırma canım. Evet. Ama bir fakire bir garip. Ceylan Akya seni bağlayabilirim ablam benim. Gel hangi türlüsü bilmiyorum. İlmaz Hoca'yla konuşken Ceylan ablam da arıyor. Ablamız hemen tabi bağlanıyor böyle hemen. Selam. Merhaba ablam benim. Hoş geldin Ceylan abla. Merhaba hoş geldiniz. Geliyorum Yılmaz da Avcı'yla telefonla konuştuğum için bekleme alıyorum. Yanımda yayınınız için teşekkür ediyorum. Bana hemen ben Yılmaz Avcı abiye göndereceğim. Hemen ben direkt ben ablamı alacağım. Şimdi Yılmaz abi son olarak şimdi malumunuz senin savunduğun Sayın Cumali Adliye Başkan'ın son dönemleri diyoruz. Son ayları diyoruz. Peki bir dahaki seçimde zaten HDP geliyor. Yani şimdi bu bir gerçektir. HDP geldikten sonra biz umarım senin gibi değerli bir abimiz yine gider. Büyükşehir Belediye Başkanı kimse HDP'nin. Gider yine kendi çalışmasını orada yine yapar. Ve kesinlikle abimden ricam sen de artık bir nevi fazla şey yani iradesi üzerine gelir başkan olmuş. Senin çok evet. Savunma da bir yanlıştır abim benim. Tamam abim benim. Saygılarını sunuyorum. Elinden öpüyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. İlmez Acu. Cumali Altila'nın desteklediğiniz için ben en yaptığı için ablamız bana diyor. Evet, evet ablam benim kusura bakma. Sayın Ceylan yok, önemli değil. Şimdi bu canlı yayın için de çok teşekkür ediyorum. Ablam benim. Hani evet, hepimiz benim. Fikirlerimizi söylemekte özgürüz. Tabii ablam. Evet, bu ablam ülkeyi kalkındırmak biraz zor. Çaba ister. Evet, ablam. Ve siz de biliyorsunuz hiçbir yani tüm millet fakirken, tüm millet zor durumdayken yani hiçbir yardım ve hiçbir şey Diyarbakır'a yapılmıyor. Kızı alıp oradan hiçbir işleme geçmiyor. Bu böyle adalet midir yani? Konuşmaya başlayalım birazdan. İnşallah da artık bir dahaki seçimde zaten kavim gidiyor. Artık gerçek anlamda da artık bir nevi inşallah eşinizle kardeşimiz de işine döner ablam benim. Allah yardımcı olsun. Zaten sen ablam benim Sur'da mı kaldınız daha önce? Ev olarak hangi semtte kaldınız ablam? Onu öğrenebilir miyim? Ya biz ev olarak Bağlar'da kaldık da benim eşim 25 senesini Sur'a verdi. Evet, yani şimdi bu kendi çocuğumuz tabii kendi çocuğum bile oluyor. Sen onu mesela gördüğü kadarıyla dışlamıyorsun değil mi? Evet ablam. İşte biz de diyoruz ki biz o belediyeye emek verdik. Ve nedir ne değil, altı üstü bir kayyum gelmiş, biz kayyuma evrağımızı veremiyoruz ya. Kayyumla alakalı böyle bir şey mi olur ya? Evrağı almıyor mu? Evrağı senin şikayetini almıyor mu? Şimdi mesela o görevden almak, yani İçişleri Bakanlığı'nın bir nevi şeyidir. Peki siz görüşmeye yani giderken sizinle görüşmediler mi? Ben bunu merak ediyorum. Yani, bu siz merak ettiniz de evet Sayın Başkanım, şimdi siz merak ettiniz de ben size bunu diyorum. Şimdi kayyum diye bir yönetim var orada ve biz de anlatmaya çalışıyorum. Benim eşim cezaevinden girip çıktı suçsuz yerildi ve beraat etti. Biz de dedik ki gelelim haklarımızı alalım. Tazminatımız, her şeyimiz var ama biz hiçbir yaralanamıyoruz. İki senedir de mahkemeye verdik, hiçbir sonuç alamadık ve ne kadar evrağımızı götürüyoruz, uzlaşmaya gitmek istiyoruz. Oradan yani kayyumun adamı diye bizim evrağımızı almıyor. Bizim ablam kaç çocuğu yapmıyor. Var? Kaç çocuğu var abla? 5 çocuğum var, ben kiracıyım. 5 çocuk okutuyorum. 5 çocuk. Yani. Bak olsun. Evet. 5 çocuk ya, Allah yardımcı olsun ablam benim ya. 5 çocuk yani var. Yani bir de biliyorsunuz 3 tane kız çocuğu, bir de benim eşim şu anda çok zor durumda ve çalışamıyor. Düşün, adalet bunun neresinde? Ben %100 ablama hak veriyorum, ne olursa olsun en azından hani olabilir. Efendim yani İçişleri Bakanlığı kendi fikir düşüncesine göre birerden efendim hani almışsa bile en azından sen sonuçta bir bayansın, bir kadın, bir ablamsın. Senin en azından evrağını alır dedik, valla kusura bakma ben bunu yapabilirim. Eşine benim yetkim yok. Hani bir kere senin evrağını yani almaması bile bir kere bir kadın olarak oraya sen gidiyorsan almaması bile çok yanlış. Yani ben bunu şok oldum. Oysa bazıları Sur'daki kamu başkanının çok iyi olduğunu veya başkan emrisi bir tane benim tanıdığım da var sizde.
Değerli birisi. Yani başkan şimdi yardımcısı, ben bizzat gittim. Orada belediyede çalışan, yani isim de vermek istemiyorum. Evet. Adam diyor ki, bir daha kocan girdi, bir daha çıkmaz. Benimle yemeğe gel, ben senin işini yaparım diye. Öyle bir rezillik. Suda böyle bir durum oldu. Öyle bir durum oldu, ben orayı yani mahvetmek istedim. Ablam, senden ricam, sen beni ablam özelden bir sonradan ara ablam. Varsa hatta enişte beni arasın. Çok özür dilerim. Hani enişte kim müsaitse beni bir arasın ablam. Ben bu konuyla ilgili tamam, ben bizzat ilgileneceğim. Sen ablam benim. Sen bana ulaş ablam. Öyle bir rezillikler döndü ki dilim dönmüyor biliyor musunuz? Ben de bir süredir öyle o kadar dehşetli şeyler yaşadım ki yani düşün çocukları ve kendimi yakmayı bile düşündüm yani. O derece düşün. Bizim kimsemiz yok gidiyoruz. Bana başkan yardımcımız şimdi senin bu terbiyesi yapmak diyor, öyle bir şerefsiz olur mu ya? Kim öyle bir şerefsiz namusu yapar? Öyle bir hakkın mı var ya? Kim bunu yaptı ya? İşte ben yaşadım işte bütün bunları. O yüzden dolayı yani çok özür dilerim, çok sinirliyim yani. Böyle bir şeyden dolayı hatta ben dedim arayacağım ya, bu kayındır neyin nesidir yani. O kadar fikir oldum, kapıyı bir açmak istiyorsun. Ben görüşmek istiyorum diyorum. İki tane polis gitmiş kapıya, kesinlikle görüşemezsin, hadi yalla dışarı diyor. Yani biz bu ülkenin vatandaşıysak. Peki sen şikayetçi ablam olmadın mı ablam benim? Hayır olmadım. Olamadım çünkü benim bir tane özürlü çocuğum var. Ben o çocuğa bakmak zorundayım. Anladın mı? O çocuk evi yaktı. Ben gittim yardım istedim. Hiçbir yerden bile yanaşamadı bana. Anladın, derdimi anlatamadım. Kapının önünde durdum, saatlerce ağladım orada. Giremedim o belediyeye. Ablam ben neyse ben olmazsa ablam enişte beni arasın, senden ricam ablam. Ben de şimdi tamam, çok duygulandım ablam. Geçten hani Allah yardımcı olsun ama böyle bir şerefsiz ablam beni kabul edemez ablam benim ha. Neyse biz bunu şerefsiz yani bakmıyoruz. Işte, evet, olur ablam. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bir de Allah razı olsun diyorum. Ve bu rezillikler için de çok büyük bir utanç duyuyorum gerçekten. Benim kendi vatandaşım orada oturmuş olsaydı bugün bu durumu ben yaşamazdım. Anlatabildim mi? O koltukta gerek ki benim şeyim olacak. Düşünmüyorum. Evet, biz de saygımız ablam yer veriyoruz. Yani herkese yer veriyoruz. Duygulandım, kamerayı çevirdim bile. Yani. Dediğin iddia çok farklı bir şey ablam benim. Senden ricam ablam. Yani bu dediğin iddia eğer olmuşsa ben bunu peşindeyim ablam benim. Ben ablama el istedim. Şimdi yalan diye bir şey olamaz. Mümkün de değil zaten. Ben de yani Abdullah Kızılay'ım ablam, bu olayın takıntısıyım ablam. O kimse, o hangi, kim bu saygısızlığı yapmışsa ben buna hesabını soracağım. Sonuçta hani... Zaten sorman da gerekiyor. Kimsenin bu hakkı yok ablam. Ben de şimdi Ankara'dayım ablam. Ben hemen, bizim de kendimize göre sorun, sıkıntılarımız var, acılarımız var. Biz de Ankara'dayız. Yok, ailemizden uzak. Ama bu sana anlattığım bu alçalık olamaz ablam benim. Yani sen bir de bana teyit bir eder misin ablam benim? Bir de teyit et ablam burada hani canlı yayında. Ben bunu kendim yarın bizzat bunun takipçisi olacağım. Bir tane orada görevli hem seni dost seni almıyor hem de saygısızca ablam söyledi herhalde. Bir de ablam söyler misin ablam ben? Yani diyorum ya ben onların yönetiminden nefret ettim. Orada gittim dediğim gibi ben sana dedim ya evrağımızı almıyor. Bizimle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Ondan sonra ben de diyorum ki bak hak ettiğimiz bir şeydir. Allah rızası için verin biz işimizi gücümüzü bakalım. Benim elektriğim kesik, sizin kesik, doğalgazım kesik, çocuklarım perişan. Hepimiz oturmuşuz evimizde buz gibi evdeyiz. Yani Allah korkusu olmalı ya. Evet anladım. Hak ettiğimiz tazminatımızı alamıyoruz diyorum. Su belediyesiyle ilgili neyse, sen beni ararsın ablam ben yani daha sonra enişte beni ararsın. Arayacağım zaten arayacağım. Enişte ben müsaitim ablam. Sabah namazdan sonra müsaitim. Senden ricam ablam beni arasın. Oluyor ablam benim. Allah'ım bana kuramazsın. Numaranız yok ki. Numaram ablam ben atarım ablam. Ben numaram sen Abdullah tamam. Kızray'ı internetten çıkar. Abdullah Kızray. Aldım. Tabii bir şokla ben karşılaştım Burak. Yani kimsenin hakkı bu konuda böyle yapma gerek yok. Ablamız zaten eşi işten atılmış. Olabilir bu ablamın iddiasına göre de burada bir tane görev